Adalet, İslam'a göre adalet, adil olmak konularında sohbet etmeye çalışacağız. Rabbimin lütfettiği kadarıyla. Şöyle düşünebiliriz. Yahut da kendimizi, nefsimizi imtihana çekmek, sorgulamak için şöyle diyebiliriz ki, ben adil bir kişi miyim? Ben adaletli davranan biri miyim diye kendimize bir soru sorabiliriz. Sorduğumuz zaman genellikle alacağımız cevap şudur. Yani nefsimiz hemen kendini korumaya alır ve der ki tabii senden adaletli adam var. Bak her şeye dikkat ediyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Sen adil birisin der ve bizi yanıltabilir. İlla yanıltır demiyorum ama yanıltabilir. Peki ne yapmamız lazım? Bizim adil miyiz, değil miyiz, adaletli mi davranıyoruz yoksa adaletsiz bir davranış için demeyizin karşılığı İslam'dadır. Yani Allah ayet-i kerimelerde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde adalet ve adillik üzerine neler söylüyorsa ölçümüz, miyarımız, terazimiz odur. Yoksa nefsimize ben adaletli miyim, adil davranıyor muyum diye sorusunu sorduğumuz zaman kendimize göre bir adalet meydana getiririz ve kendimizi de haklı çıkarırız. Hatta kendi kendimize bir de fetva veririz. Tabii böyle olduğunun için böyle yaptım, yoksa yapar mıydım falan diye derken adalet dışında hareket ederiz. Ama şunu da biliyoruz ki İslam adalet üzeredir. Adalet üzere olmak durumundayız. Hani hak üzere olacağız, hakları muhafaza edeceğiz ve hak üzere davranacağız. Davranmamız gerekiyor. Evet. Eşit muamele, adil muamele yapacağız. Eğer birden fazla kişiye davranış içindeysek, davranışlarımızda adaletli olacağız. Hüküm vereceksek, hüküm vermemiz gerekiyorsa adil hüküm vereceğiz. İşte bu adilin terazisi nedir? Ne zaman adaletli oluruz veya adaletli olduğumuzu nasıl anlarız düşüncesine hareket edersek dayanacağımız nokta İslam fıkhı. İslam ne diyorsa, Allah ayet-i kerimelerde nasıl söylemişse, peygamber nasıl hitap ediyorsa o adalet üzere olmamız gerekiyor. Yoksa kendimize göre bir adalet çerçevesi çizmeye kalkarsak mutlaka nefsimiz karşılıklı kendine göre düzenlediği bir şeyle bizi adaletli davranıyormuşuz gibi gösterir. Halbuki ölçü İslam'dır. Ona göre bakacağız. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de Rabbi Teala Ahzab suresi 70. ayet-i kerimede diyor ki doğru söyleyiniz. Sakın yalan söylemeyiz. Doğru. Yalan söyleyende adalet olur mu yani? Adaletli bir kişi yalan söyler mi yahut? İkisi de mümkün değil. Allah diyor ki doğru söyleyiniz. Sakın yalan söylemeyiz. Yine İsra suresi 34. ayet-i kerimede yine buyuruyor ki Rabbi Teala verdiğiniz söze bağlı kalınız. Böyle ya. Verdiğin söze bağlı olmasın adaletli bir kişi olabilir misin? Söz verip yapmazsan adil ve adaletli davranmış olmazsın. Yine Bakara suresi 283. ayet-i kerimede emaneti sahibine veriniz buyuruyor. Adil bir kişi aldığı bir emaneti yok ben senden böyle bir şey almadım deyip inkar edip üzerine oturabilir mi? Adalet olabilir mi böyle? Olmaz. Çünkü Rabbi Teala Bakara suresinde emaneti sahibine veriniz diyor. Bu başka anlamlara da gelebilir ama biz adalet üzerindeki anlamı üzerinde duruyoruz. Evet. Maide suresi 8. ayet-i kerime çok açık ve net şöyle diyor. Adil olunuz. Allah adil ol emri. Yani adil olmak farz mı diye sorsak elbette ki adil olunuz emir bu. Allah adil olunuz diyor Maide suresi 8. ayette. O zaman biz adaletli olmamız lazım. Evet. Ve yine Bakara suresi 109'da ve Nur suresi 22. ayet-i kerimelerde de affediniz, bağışlayınız diyor. Yani adalet kurarken ketum değil, affedilecek, affetmeyi de bileceksiniz. Evet. Ve yine Ali İmran suresinin 200. ayetinde sabırlı olunuz. Adaletli olmak için sabırlı olunuz, sabırlı davranınız. Adalet önce nefsimizde başlar. Sonra ailemizde başlar. Sonra çevremizde başlar.
Derken derken daireyi genişleterek nasıl davranacağımız ortaya çıkar. Rabbi Teala bize verdiği bir vücudu korumamız gerekir, değil mi? Yani ona adaletli davranmamız, olması gerektiği gibi davranmamız gerekir. Şimdi Asr-ı Saadet'te Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir hanım annemiz dedi ki ya Peygamber, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, benim dedi eşim filanca, o dedi akşama kadar oruç tutuyor, sabaha kadar da nafile namazlar, ibadetler, tesbihatlar, biz evde var mıyız, yok muyuz, biz kimiz, evli miyiz, değil miyiz belli değil dedi. Şikayet etti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber aleyhisselam o sahabeyi çağırttı, gelsin görüşelim. Yani dedi sizlerin eşinseniz şikayet ediyor, böyle davranıyormuşum. Ya Resulallah dedi ya, nasıl davranayım ki işte, oruç tutmak ne kadar güzel bir ibadet. Nafile ibadetler, tesbihatlar, Rabbime yaklaşmak için bir sürü ibadet yapıyorum. Bunun ne zararı var ki yani? Dedi ki Peygamber aleyhisselam, senin üzerinde eşin hakkı var, çocukların hakkı var. Efendim işi uzatırsak çevremizin, fakirin hakkı var, devletin vergi hakkı var, var var var, bir sürü haklar var. Eğer dedi sen bu hakların hepsine riayet edersen, o zaman yok haklı, yani adaletli davranmış olabilirsin. Yani bir kısmını ben ibadet edeceğim deyip de hak sahiplerinin hakkını kendilerine vermezsen, hakka riayet etmiş olmazsın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi demek ki sadece nefsimizle, davranışımızla değil, ailemizde, çevremizde hakka riayet etmemiz lazım. Bakın Allah dostları, hakkı teslim etmek ve kim olursa olsun eşit muamelede bulunmak diye tarif ediyorlar adaleti. Hakkı teslim etmek. Kimin hakkıysa hakkı ona teslim etmek ve yani karşı tarafı ayırmadan eşit muamelede bulunmak gerektiğini söylüyor. Şöyle söyleyeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'la Hazreti Ali keremallahu veçe beraber oturuyorlardı, konuşuyorlardı, sohbet ediyorlardı. O sırada bir Arabi diyelim, bir sahabe diyelim biri geldi. Ve Hazreti Ali keremallahu veçeden şikayetçi olduğunu, onun için geldiğini söyledi. O zaman tabii ki Hazreti Ömer halife, halifeye şikayet ediliyor. Hazreti Ömer'e şikayetim vardı. Hazreti Ömer Hazreti Ali'ye döndü, dedi ki ya Ebel Hasan, kalk onun yanına geç. Yanında oturuyordu. Karşıda gelip de o ifadede bulunan kişinin yanına git dedi Hazreti Ali'ye. Sonra ona sordu, ona da sordu. Hükmü neyse hükmü verdi. O hüküm neyse onun hükmünü verdi. O şikayete gelen adam gitti. Hazreti Ali keremallahu veçhe de geldi tekrar Hazreti Ömer'in yanına oturdu. Hazreti Ömer döndü. Ya Ali, hükmümden memnun musun? Yani bir hüküm vermek icap etti. Adaletle ben hükmettim. Sen bu hükümden memnun musun diye sordu Hazreti Ali keremallahu veçhe'ye. Hazreti Ali keremallahu veçhe dedi ki memnun değilim ya Ömer. Tabii Hazreti Ömer şaşırdı. Niçin memnun değilsin? Yani ben adaletle hükmettim. Seni dinledim, onu dinledim ve bir hüküm verdim. Dedi ki sen dedi bana dedi onun yanında hitap ederken Ebel Hasan dedin, yani Hasan'ın babası dedin, resmi davrandın, bana lakabımla hitap ettin, adımla hitap etmedin dedi, ondan memnun olmadım. Halbuki o gelmeden önce biz birbirimizle konuşurken samimi bir şekilde isimlerimizle hitap ediyorduk. Dedi ki tamam, oraya kadar doğru. O adam geldiğinde şikayetçi var, bir de şikayet edilen var. Sen onunla eş tuttum dedik. Geç onun yanına, ayakta dur. Artı ona hitap ettiğim gibi sana da resmi hitap ettim dedi. Öyle deyince Hazreti Ali Keremullah Veçhe dedi ki haklısın ya Ömer. Ben yanlış anlamışım dedi. Yani bakın tanıdık, bildik filan değil. Adalet önünde herkesin eşit olduğunu Hazreti Ömer bu şekilde bize göstermiş oldu. Kime karşı? Peygamberin damadına, amcasının oğluna karşı davranışında hiçbir en ufak bir farklılık
göstermedi. Bakın, Kur'an-ı Kerim'den Nahl Suresi 90. ayette Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emreder. Adaleti Allah emrediyor. Farz yani, adaletli olmak, adaletli davranmak. Farz. İhsan etmek, o ayrı mesele. Onlar o başka konu. Ama buradaki önemli olan adaleti emrediyor. Allah emreder. Adaletli olmayı emreder. Şimdi başa dönersek, adaletli miyiz? Adaletli davranıyor muyuz? Davranmıyor muyuz? Bunu İslam terazisine tartmazsak adaletli olamayabiliriz. Veya olmadığımız halde öyle zannedebiliriz. Onun için terazi her yerde geçerlidir tartmak. Öyle miyim, değil miyim bilmek gerekir. Yine Nisa suresi 135. ayette Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, ey inananlar, adaleti tam yerine getirerek Allah için şahitlik edenler olun. Adaleti şahitlikle de yerine getiriyor, adalet. Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa, yani hani Hazreti Ali'nin kıssasını anlattık Hazreti Ömer'le. Yani yakını buna rağmen eşit davranıyor. Ve şahitlik ettiğiniz kimseler, karşı taraf diyor, birine şahitlik ediyorsun. Zengin olmuş, fakir olmuş. Hayır. Adaletten ayrılmayın ve doğruluktan sapmayın diyor ayet-i kerimede. Yani kişiye göre davranış. O bana yarın belki bir iyiliği dokunur, ben onun yandaşı olayım, onun adına konuşayım derseniz adaletten çıkarsınız diyor. İstisna yok. Neyse tam anlamıyla o. İşte İslam'ın bu adalet anlayışını idrak ederek ona göre adaletli olmamız, adil davranmamız gerekiyor. Yine Nisa suresi 58. ayet-i kerimde Rabb-i Teala buyuruyor ki, Allah size emanetleri ehline vermenizi inananlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Yani siz hüküm sahibiyseniz veya size geldiler bir hüküm istiyorlarsa, bak şöyle oldu, sen bize bir hüküm ver diyorlarsa, siz diyor adaletle hükmetmekle mecbursunuz, zorunlusunuz, öyle yapmanız gerekir. Yine Maide suresi 8. ayette demin de kısaca söylemiştik. Ey müminler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin ve, burası önemli bakın efendim. Hani kızınca insanlar, hani kavgada söylenmez bu sözler denir ya, insan kızdığı zaman, nefsi kabardığı zaman adaletten uzaklaşabilir. İlla demiyoruz ama mutlaka %90 uzaklaşılıyor. Çünkü kızdığı zaman, karşı tarafa bir kini olduğu zaman farklı düşünebiliyor. Ayet-i Kerime de diyor ki, yani bir topluluğa eğer ki kin duyuyorsanız, siz bu sizi adaletten saptırmasın. Adil olun, adil davranın. Kızdınız, kinlisiniz veya size bir zararı dokunan bir kişiye karşı davranırken, sen bunu yapmıştın, ben senden yani bir şeyim vardı sana karşı, husumetim, o zaman ben de şunu sana yapayım diyemezsiniz. O ayrı bir konu, o ayrı bir konu. Davranırken adaletli davranmaya mecbursunuz diyor Yüce Rabbimiz. Biz bu teraziyi hassas tutmazsak, nefsimiz de bizi yanıltırsa, bu kadar ayet-i kerimenin emri olan her fırsatta Rabb-i Teala'nın adil olun, adaletli davranın diye bizi ikazına rağmen davranamazsak ne olur? Allah'ın emrini tutmamış oluruz. Ama kendimizi ölçmeden, araştırmadan, yani ben adil miyim, gerçekten adaletli davranıyor muyum diye bir hesaba çekmeden de adaletli olup olmadığımızı da bilemeyiz. Çünkü nefsimiz bizi hep örtecektir. O zaman ben çok adil davranıyorum, herkese şöyle yaparım, böyle yaparım değil. Ölçüler var. Bir kutsi hadiste Rabb-i Teala buyuruyor ki, ey kullarım, ben zulmü kendime bile haram kıldım. Yani adaletli, zulmedersen adaletli davranmış olur musun? Zulüm önemli bir konu. Diyor ki, ben kendime bile haram kıldım. Yani zulmetmiyorum. Allah zulmetmez. Ben kullarıma zulmetmem. Ben kendime bile
zulmü haram kıldım. Sizin aranızda da onu yasakladım. Allah-u Teala zulmü yasakladığını, kendine haram kıldığını bize de yasakladığını ifade ediyor. Artık birbirinize zulmetmeyin. Adil olun. Zulmetmeyin. Evet. Çünkü Rabb-i Teala'nın Esma-ül Hüsna'larındaki bir ismi de neydi? Adıl. Adıl. Adil yani. Allah adildir. Adaleti sever. Adaletli davranmaya mecburuz. İşte dediğimiz gibi nefsimizde başlar. Demin Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi her hak sahibinin hakkını teslim et ki sana hakka riayet edenler desinler diye sahabeye söylediği kelam çok önemli. Her hak sahibinin. Yok, şurada adaletliyim ama burada değilim. Burada şu kadar düşünüyorum ama burada şöyle düşünüyorum diyemeyiz. Her konuda, her yerde adil ve adaletli davranmak zorundayız. Yok akrabamdı, yok yaddaşımdı, yok o bana lazımdı, onun lehine bir şey söyleyeyim. Kesinlikle İslam'da yapılmaması gereken şeyler. Günümüzde yok mu? Günümüzde maalesef adalet terazisi, hani affedersin bir kelam var ya halk arasında derler ki yalandan kim ölmüş? Hani yalan söylüyor adam durmadan. Bir de arkasından ilave ediyor. Yalandan kim ölmüş ki? Yani ölçüyü böyle alıyor. Ne kadar yanlış. Yani adaletsiz davrandığımız, adaletten ayrıldığımız zaman bu dünyada karşılığını buluruz. Bulamasak bile ahirette Rabbim adaletle hükmedecek mi? Evet hükmedecek. Rabbim diyor mu ki zerreden sorumluyuz. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Hepsinden soracağım. Hepsinin karşılığını göreceksiniz demiyor mu? Ama günümüze bakıyoruz. İnsanlar adaleti tamamen bir dünya menfaatini ortaya getirdiği zaman adalet, madalet yok. Hak hukuku dinleyen yok. Haklar gasp ediliyor. Mallar gasp ediliyor. Her şey insanoğlu maalesef. Bir misal vereceğim. İsim vermeyeceğim ama bizim hepimizin de tanıdığı kişilerden biri ki Uşak'ı geçinen şöyle evlatlar arasında adaleti yapmadı adamcağız. Bütün malını mülkünü oğluna, iki kızı daha vardı. Bütün malını mülkünü oğlunun üstüne geçirdi hayattayken. Evlatlarımız arasında adil olmak durumundayız. Yani evet miras hakkı erkekle kadın arasında farklıdır. İslam ne diyorsa onu yaparsın. Başka mesele. Ama evlatlarımız arasında da haksızlık, mal benim değil mi istediğime veririm, evlat benim değil mi istediğim evladıma veririm diyemezsiniz. Haksızlık ederseniz yarın Rabbim onun karşılığını size ahirette soracaktır. Ki o kardeşimiz erkek evladına karşı yandaş çıkarak kız evlatlarından mal kaçırıp onlara verdiğine şahit olduk. İşte bu adaletsizliktir. Adalet her yerde geçerli. Nefsimizde, evlatlarımızda, ailemizde, memleketimizde, devletimize karşı, çevremize karşı, mahluka karşı, her şeye karşı. Adalet olmadan insanlar nasıl yaşayacak? O zaman haksızlık başına gidecek. Asr-ı saadetten önce ne vardı? Cahiliye devri vardı. Cahiliye devrinde ne yapıyorlardı? Gücü kim kime yeterse adalet onundu yani. Onun istediği gibi davranıyordu gücü yettiği için. Sonra İslam geldi, Peygamber Aleyhisselam hepsini durdurdu, haksızlıkları ortadan kaldırdı, adaleti getirdi İslam'la beraber. İşte böyle düşünürsek, böyle yaşayabilirsek ve her konuyu da hassasiyetle adalet içinde tespit edip uygulayabilirsek ne mutlu bize. Değilse olmaya çalışalım. Çünkü bunun hesabı çok ağır. Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle söylüyorum. Hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselam diyor ki, suçu işleyen kızım Fatıma dahi olsa cezasını veririm. Af yok. Af yok derken yani suç varsa ceza vardır. Cezayı işleyen kızım olsa ki o misali verdiğinde yanlış hatırlamıyorsam bir hırsızlık olayı vardı. Elini kesilecekti. Şöyle söyleyeyim. Medine'de bir zengin bir aile varlıklı yani Medine'de tanınmış meşhur zengin bir ailenin evladı hırsızlık yapmıştı. Dediler ki ricacı geliyor. Yani Peygamber Efendimiz'e ricacı geldi.
Derler ki bu işte tanınmış biri, Medine demek şudur, şöyle iyi adam, böyle iyi adam, işte çocuğu böyle bir hata yapmış, bunu bir affetsek, bunu o işte idare etsek filan, elini kesilmese. Hırsızlık bugün herkes yapıyor değil mi? Çok yapan var. Hiç kimsenin elini kesmiyorlar. Keşke İslam adaleti uygulansa da o zaman hırsızlık bitiverir. Evet, ondan sonra Peygamber Efendimiz işte bu kelamı söylüyor. Diyor ki bu suçu işleyen kızım Fatıma bile olsa adaletle onun mutlaka suçunun karşılığını yaparım diyor. İşte adalet böyle. Kişiye göre değişmez. Davranışa göre değişmez. Evet. Yine Peygamber aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Müslüman elinden ve dilinden insanların emin olduğu kişidir diyor. Elinden, dilinden, yaptığından emin olmak ne demek? Adil bir adam, adaletli davranır, hiçbir zaman haksızlık etmez. Müslüman. Adaletli davranmayan kişiye ne demek lazım? Buna uymuyor demek lazım. Allah korusun. En ufak hassasiyet göstermemiz lazım. En ufak bir şeyde bile adil olmamız lazım ki günümüzde öyle bir Müslüman maskesi, ne diyelim, hatta derviş maskesi altında Allah yoluna bırakılan malları bile gasp eden insanlar içimizden çıkıyor. Şuna bakın. Hiç Allah'tan korkuları yok yani. Adalet madalet hiçbir şey yok. Ne olacak sonra? Dünyası da mahvoldu, ahireti de mahvoldu. Her şeyi yitirdi. Dünya metaı için, dünya malı için her şeyini kaybedecek. Cehennem-i Zümera. Evet. Bakın yine Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz'e bir itiraz etti. Adil ol diye bir sahabe diyelim. Çünkü o anda peygamberi gördüğü için sahabeydi. İtiraz etti. Adaletli ol ya Muhammed yani diye. Bakın bu ifadeyi şunun için okumak istiyorum. Yani kisvesine bakıp da yaşantısına bakıp da insanları tam manasıyla anlayamayız. Amelleri önemlidir. Bakın Peygamber Efendimiz diyor ki, buyuruyor ki bunlar Kur'an okurlar o kişiye. Peygamber'e adaletsizsin diye karşı çıktı. Tabii Hazreti Ömer ya Resulallah müsaade et diyor. Şu münafığın kellesini hemen alıvereyim diyor. Adalete bak. Hemen cezalandıracak. Sabır dedi ya Ömer. Bakın şunu söylüyor. Bunlar Kur'an'ı okurlar. Ama okudukları gırtlaklarından aşağı gitmez. Yani Kur'an'ı okuyor, tatbikat yok. Sadece masal okur gibi okuyup geçiyor. Kur'an'da emredilenleri yapmıyor anlamına. Gırtlaklarından aşağı geçmez. Bunlar okun avı delip geçmesi gibi dinden çıkıp giderler diyor. Bakın, adaletli ol ya Muhammed dedi bu münafık. Adaletin karşılığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar diyor Kur'an'ı okur. Şimdi benim çevremizde yok mu? Demin bir iki misal verdik. Bunlar da bizimle aynı belki tarikteler. Belki Müslüman geçiniyorlar. Belki hac umre de yaptılar. Her şey var. Ama ne? Adil değiller. Dünya menfaati için her türlü üç kağıt diyelim, her türlü hırsızlık diyelim, her türlü adaletsiz davranış içindeler. İşte o zaman Peygamber Efendimiz diyor ki bunlar Kur'an okurlar, boğazlarından altına geçmez. Dillerinde lisan, yani laklaka olarak haşa, onların laklakası olarak kalır dilinde. İşte böyle olmamak için İslam ne emrediyorsa öyle davranmak zorundayız. Adil olmak zorundayız. Hata edebiliriz. İnsanız biz. Hepimiz hata edebiliriz. Dönmemiz lazım. Hata ettik, dönüp hak, helallik almamız lazım. Kim olursa olsun. En yakınımız, en uzağımız. Kim olursa olsun. Yanlış yaptık olur ya. O anda düşünemedik. Kötü bir niyetimiz de yok. Yaptık. Dönüş yapmak lazım. Hakkı yerine koymak lazım. Mümkünse helallik almak veyahut da düzeltmek lazım. Bakın Allah dostları buyuruyor ki Rabbime yakın olanlar, insanlara eşit davranmak Allah Celle Celaluhu insana doğuştan verdiği
İnsanlara eşit davranmak Allah'ın doğuştan verdiği can, mal, akıl, namus ve din gibi insan için hayati önem arz eden hakları korumak adil davranışın gereğidir. Eğer sen adilsen, adaletliysen zaten Rabbi Teala'nın diyor ta seni yaratırken verdiği can, mal, akıl, namus ve din gibi hayati önem taşıyan şeylere adaletli olmak. Kimsenin namusuna, kimsenin malına. Bugünlerde tabii ki mal hesabından herkes bir yerlere saldırabilir. Evet, devam ediyor. Kainatın düzeni devletin bekası. Eğer adalet yoksa kainatta bir düzen olamaz demek istiyorlar. Devletin bekası, devletin devamı da yine adalet üzerine. Adaletsiz hiçbir devlet yaşayamaz diyor Allah dostları. Ve devam ediyor. Ailenin ve toplumun huzuru. Eğer adalet yoksa o ailede ve toplumda huzur da yoktur diyor Allah dostları. Ve devam ediyor. Dünyanın saadeti müminlerin ise ahirette huzur ve mutluluğu adalet için, adalet ile mümkündür. Yani müminlerin de ahirette hem dünyada hem ahirette huzur bulması adaletle mümkündür diyorlar. Allah dostları böyle söylüyor. Yani adaletliyim demek yerine davranışlarımızın hepsini ölçüp tartıp adil miyim bu davranışta diye düşünmek ve mümkünse hassasiyetle onu takip etmek gerekir. Yoksa nefsimiz kapattığı zaman işte o zaman ne olur bilmiyorum. Dünyada ahirette riske girer. Bir kısa anlatalım. Amir bin As malum Mısır'ı fethetti. Bu büyük sahabenin oğlu bir Kıpti'yi tokatlıyor. Niye? Babası meşhur bir kumandan, Mısır'ı fetheden onun oğlu. Yani hani günümüzde var ya sen ben kimim sen biliyor musun diye bazen bizim Hazreti Pir ziyarete gelenler de ifade edenlerden oluyor. Sen ne demek istiyorsun? Ben kimim sen biliyor musun? Allah bilir. Allah selamet versin. Başka mesela. Bu da Amir bin As'ın oğlu. Büyük bir kumandanın oğlu bir Kıpti'yi tokatlıyor. Yani haksız yere, haklı değil. Haksız yere hani ben kendini biraz daha şey görüyor ve Kıpti'yi tokatlıyor. Hazreti Ömer'in dönemi. Bakın bu olay karşısında Hazreti Ömer diyor ki tamam sen dur bakalım burada. Çağırın Kıpti'yi gelsin. Kısas yap diyor. Sen de ona bir tokat vur. Tabii o da tabii ki güya Kıpti'yi aşağı görüyor. Müslüman da değil. Hani kendini şey görünce diyor ki vur sen de ona bir tokat. İşte bu adalettir. Sen biliyor musun diyor insanlar doğduğu zaman hür olarak doğar. Her doğan Müslüman ve hür doğar. Sen ona Kıpti diye tokat vuramazsın. Hadi Kıpti sen ona bir tokat vur bakalım. Hazreti Ömer bu. Yani hiç affetmez. Efendim, tabii ki adaletli davranmanın kazancı da var. Davranmamanın dünyada da ahirette mutlaka karşılığı var. Bunu hiçbir zaman ne örtebiliriz ne de saklayabiliriz. Bir kısa anlatırsak daha iyi anlaşılır inşallah. Harun Reşit devri. Harun Reşit bahçesinde, sarayın bahçesi diyelim buna. Sarayın bahçesinde dolaşırken çok güzel bir gül gördü. Güzel, gül zaten güzeldir de hani diyelim ki rengiyle efendime söyleyeyim kat kat goncasıyla çok olağanüstü bir gül gördü. Bahçıvana dedi ki sen bu gülü dikkat et. Al başka bir yere koy ve dikkat et. Buna dikkatli bak. Yani solmasın, ölmesin. Yaşat bunu. Çoğalt anlamıyla. Gülü ona teslim etti. Dikkat etmesini de tembih etti. Bahçıvan gülü bir köşeye koydu. Bakıyor ona. Bir gün güle bir bülbül geldi. Kondu dalına. Gagasıyla o gülün yapraklarını vururken gagasıyla hepsini döktü. Tabii bahçıvan çekindi. Şimdi Harun Reşit gelir de
Bunu bu halde görürse bana teslim etti, dikkat et dedi üstelik. Şimdi bu şekilde görürse bana kızar yani, en iyisi hemen gideyim haber vereyim dedi. Koştu Harun işte, dedi ki işte sultanım, senin bana teslim ettiğin o çok da beğendiğin, çok da sevdiğin gül var ya, evet var. Onu dedi bir bülbül geldi, gagasıyla vura kıra yaprakları döküldü, perişan oldu. Ne olacak şimdi ya, ne yapayım? Dedi ki üzülme dedi Bahçıvan, üzülme, olmuş. Ne yapalım, olsun. Ama bu bülbülün yaptığı onun yanına kalmaz dedi. Eyvallah. Bahçıvan gitti. Arada bir müddet geçti. Bahçıvan bir gün bahçede çalışırken o işi yapan bülbülü bir yılanın kapıp yuttuğunu gördü. Hemen koştu geldi. Harun işte dedi ki efendim, hani o bülbül vardı ya, hani sizin gülünüzü duman etti, döktü, hep vurdu kırdı. Evet, onu dedi bahçede gördüm. Bir yılanı yutarken gördüm dedi onu. Harun Reşit yine yılanın yaptığı yanına kalmaz dedi. Eyvallah. Bahçıvan yine gitti. Bu sefer bahçıvan bir müddet geçtikten sonra o yılanı bahçede dolaşırken görünce, hani bel veya küreği kaptığı gibi yılanı ortadan ikiye böldü. Hani cezalandırdı yani. Hem bahçede tehlike, hem de diyelim ki bülbülü yuttuğu için cezalandırdı. Sonra Harun Reşit'in yanına gelip dedi ki sultanım, o yılan vardı ya, hani bülbülü yutan, evet. Ben onu dedi öldürdüm. Ortadan ikiye bölüverdim. Böyle. Dedi ki senin yaptığın yanına kalmaz. Senin yaptığın yanına kalmaz dedi bahçıvana. Bahçıvan üzüldü ama yapacak da bir şey yok. Oldu bir defa. Döndü işine gitti. Ama bu arada bahçede çalışırken ufak tefek hataları olmuş idi bahçıvan daha sonra. O zaman Harun Reşit onu karşısına çağırttı. Dedi ki şimdi seni zindana atıyorum. Sen şu hataları yaptın. Hadi bakalım götürün bunu zindana. Öyle deyince tabii akıllıymış bahçıvan, olaylardan da ders almış olsa gerek ki sultanım dedi, yani beni zindana atıyorsun ya, hani bana bir şey yapıyorsun ya, valla senin yaptığın da yanına kalmayabilir. Dikkat et yani. Onun üzerine Harun Reşit dedi ki bırakın, salın salın dedi, gitsin gitsin bahçeye, bahçıvanlığa devam etsin dedi, onu affetti. Bu kıssadan şunu anlayalım efendim. Dünyada haksızlık yapıyorsak, adil olmayan işler yapıyorsak, hak gasp ediyorsak, hakka tecavüz ediyorsak, hak yiyorsak, zannetmeyelim ki bu iş yaptık oldu bitti. İlla demiyoruz, yapanlar için söylüyoruz. Oldu bitti. Hayır hayır, olup bitmedi. Bu dünyada da karşılığını, ahirette de karşılığını görecek. Bakın Allah dostları diyor ki, kimsenin yaptığı yanına kalmaz diyor Allah dostları. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Yani şüphe yaptım bu öyle gitti. Yok yok, hiç şüpheniz olmasın, yanına kalmaz. Onlar ancak diyor bunu yapanlar yanına kaldı zanneder yani. Bak hiç kimse bir şey demiyor. Kimse de görmedi. Bu yanına kaldı. Yok. Bunu diyor daha ağırıyla dünyada olur karşılığı. Hatta daha ağırıyla, yani yaptığı amel neyse onun çok daha ağır bir şekilde ahirette karşılığını bulurlar. Allah diyor eğer bu dünyada ona o yaptığından dolayı bir ceza vermemişse, başına ona bir felaket yaptığına karşılık gelmemişse, Allah ahirete tehir etmiştir diyor onun cezasını. Ahiret günü geldiğinde o cezasını, karşılığını bulacak. Evet. Arkasından Allah dostları ilave ediyor. Onlar ne gafil insanlar ki diyor, bu yaptıklarından dolayı geri dönüş yapıp bu işten tekrar kurtulmaya çalışmazlar, ahirete bırakırlar. İşte ahirette de daha katmerlisiyle cezalarını görecekler. Biz bildiğimiz kadar adaletli olabiliriz ama İslam adaleti nasıl bize anlatıyorsa öyle olmamız lazım. Bizim şahsımıza bir, nefsimizin oluşturduğu bir adalet değil. Ben sen değil, sen ölçü değilsin. Ölçü İslam. İslam ne emrediyorsa odur. Hani meşhur bir kıssa vardır. Bugün kıssalara fazla
yer verdik diyelim. Osmanlı padişahlarının zamanında bir cami yapılırken yandaki bir arsaya istemeyerek tecavüz olmuş. Yani arsaya geçmiş caminin bir ucu diyelim. Arsanın sahibi de gayrimüslim. Geliyor Osmanlı padişahına müracaat ediyor. Diyor ki sizin caminiz benim arsama girdi. Nasıl olur? Giremez. Burası benim yerim. Diyor ki padişah isteyerek olmamıştır mutlaka. İnşaat sırasında bir hata olmuş. Bedelini ödeyelim. Ne ister? Bize sat. Kaç para isterse de vereceğim. Yani sınır da koymuyor. Senin arsan şu kadar para eder. Al bunu. Git demiyor. Diyor ki kaç parayı istiyorsan sen ne talep ediyorsan ödeyeceğim. Yok diyor. Ben satmam arkadaş. Ben satmayı düşünmüyorum ki. Sizin caminiz ne diye girer benim? Yapamazsınız benim arsama. Cami de olsa benim arsama yapamazsınız diyor gayrimüslim. Biraz konuşuyorlar. İkna etmeye çalışıyor padişah. Para teklif ediyor ama yani illaki ne diyor biliyor musunuz? Camiyi yıkın. Yarısından fazlası bitmiş camiyi yıkın diyor. O zaman gayrimüslim diyor ki yok yok tamam tamam diyor. Yıkmayın. Ben o arsayı yani size vereyim ya satayım her neyse. Yıkmayın. Niye öyle dedin? Önce böyle diyordun, şimdi böyle dedin. Diyor ki ben sizin adaletinizi ölçtüm. Baktım camidir. Bu da gayrimüslimdir. Nasıl davranacaksınız bunu ölçtüm. Baktım ki adalet üzeresiniz. Adilsiniz. Camiyi yıkın dedin. O zaman diyor ben bu arsamı size veriyorum. Caminiz dursun. Ecdadımız adaleti böyle tecelli ettiriyordu. Günümüzde böyle bir adaletten söz etmek yaşayanlar için uygun ama yaşamayanlar için çevremizde çok adaletsiz olaylar oluşuyor değil mi? Kendi tarikimizden söz ettik. Yıllardır zikir meclislerinde oturanlar davranışlarına bakıyoruz. Haksızlık, adaletsizlik var. Tabii ki Rabbi Teala hiçbirinin es geçmediğini, dünyada da ahirette de karşılığının olacağını da bize bildiriyor. Ayet-i kerimelerle adil olun, adaletli olun. Adalet örneği İslam'dır. Biz kafamıza göre bir adalet tecelli edip de onu uygulayamayız. Adalet İslam ne emrediyorsa hakkı yere düşürmemek, hak sahibine hakkı teslim etmektir. İşte bunu yapabilirsek adil davranmış, adaletli davranmış oluruz. İnşallah Rabbim hata edersek de dönmeyi ve adil olmayı hepimize nasip etsin. Çünkü adalet olmayan yerde hiçbir şey olmayacağını deminden beri anlatmaya çalışıyorduk. Devlet de olmaz, millet de olmaz, aile de olmaz. Hangi ailenin içinde adil davranışlar yoksa görüyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz Rabbim iyilik versin hepsine ancak o aile yani çatır diyor derler ya hani yıkılacak çatır diyor. Öyle oluyor. Onun için adil olalım, adil davranalım, adaletli davranmayı da öğrenelim. Herkes kafasına göre bir adalet oluşturmuyor. İslam'ın emrettiği adaleti yerine getirmemiz gerekiyor. Rabbim getirebilenlerden eylesin diyelim.